böylece meseleyi gayet derin bir şekilde ortaya koymuş olmak lazım. Evet. Şimdi İslam hukukuna göre iş yalnız çalışanın değil, bütün cemiyetindir iş. İş kolları durdu mu cemiyet duruyor. Din-i celil-i İslam cemiyet dinidir. Toplumu daima kastediyor. Cemaati, cemiyeti tamamını kastediyor. Bir işçi İslam'da sadece o zenginin fabrikasında zengine çalışıyorum diye düşünmeyecek. Dikkat! Hukukun en büyük maddesi budur. İslam hukukunda bir işçi sadece ben bu fabrikanın sahibine çalışıyorum diye düşünmeyecek. Ben bütün bir cemiyet için çalışıyorum diye düşünecek. Çünkü oradan çıkan mal bütün cemiyetin malı. Herkes ona muhtaçtır. Herkes ondan istifade edecek. Aynı şekilde bu düşünceyle çalışan bir işçi, ben yalnız bu fabrikanın sahibine çalışıyorum diye düşünmeyip de bütün bir cemiyet namına çalışıyorum diye bu niyetle, bu kasıtla, bu kararla çalışan Müslüman bir işçi sanki 24 saat camide namaz kılıyormuş gibidir. İslam hukukunu söylüyorum. Burada notlarıma yazmışım. Kur'an ayet alıyorum. Hayrun nas men yenfe'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara hayırı olan, hizmeti olan, emeği geçenler. Hadis-i sahihtir. Tabi İslami ölçüler içinde alacaksınız. Zulümle ilgisi yok bu iş. Bir işveren de yalnız kasamı, keseni şişireyim, çok para kazanayım, milyoner olayım, milyarder olarım diye çalışmayacak. İslam hukukunu söylüyorum. Çok zengin olayım, sermayedar olayım, kapitalist olayım, büyük bir iş adamı olayım. Çok zengin olayım, ünümü, ünvanımı büyüteyim, dünya çapında bir adam olayım, falan oğlu falan desinler diye çalışmayacak, fabrika açmayacak. Bir fabrika açayım da insanlar, fakirler, işçiler buradan istifade etsin, cemiyet faydalansın diye atacak. Bu maksatla fabrika açan Müslüman, fakirler, insanlar, muhtaçlar, herkes çalışsın da insanlığa hizmetin olsun diye fabrika açan bir Müslüman sanki altı minareli cami yapmış gibidir. İslam hukukuna göre. Niyetül mümini hayrun min amelihi. Resulullah öyle buyuruyor. Müminin kalbindeki niyeti ve kastı kararı yaptığı işten daha hayırlıdır. Bugün biz öyle zenginler görüyoruz ki edepsiz, ahlaksız, hayasız, vicdansız, merhametsiz öyle zenginler görüyoruz ki kızını gelin edecek Hilton otelini kiralıyor, sabaha kadar şarap, şampanya, silah, mermi, bir şarkıcıya 500 bin lira veriyor gece. Bunlar insan bile değil, hayvan bile olamaz bu adamlar. Vicdansız, merhametsiz herifler. Kimin namına çalışıyor bunlar, hangi cemiyet namına? Zulmü alkışlamak mümkün değildir. Bakınız, Mehmet Akif'i dinleyebiliriz bu noktada. Mehmet Akif'i dinleyebilirsiniz. Ağlasın milletin evladı da bangır bangır, hürriyet aldım diye sen durma türkü çağır. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla övemem, gelenin keyfi için geçmişe kalkıp söylemem. Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım, boğamazsam hiç olmazsa yanımdan kovarım. 3,5 soysuzun ardında zavarlık yapamam, hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Ben ezelden beri bir aşıkım istiklale, bana hiç kasmalık etmiş değil altın lale. Yumuşak huyluysam kim dedi uysal koyunum, kesilir, belki fakat çekmeye gelmez boynum. Kanayan bir yara gördün mü, yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı düzer kaldırırım. İslam'dır. Evet, zalimin haklıyım ama severim mazlumu. İrticağın şu sizin lehçede manası bu mu? Demek suretiyle akidimiz, istiklal sahibimiz dehşetle meseleyi ortaya koyuyor ve zulmün alkışlanamayacağını haber veriyor. Aziz ve asil kardeşlerim, işçi haklarıyla alakalı İslam'ın görüşlerini bir miktar arz etmeye çalıştım. Haftaya inşallah
meseleye biraz daha geniş açıdan bakacağız inşallah. Allah.